İyi günler, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kısa bir linol baskı videosu çekeceğim. Beyaz bir kumaş boyası kullanacağım ve kendi hazırladığım, deseninde kendi oluşturduğum linol baskı kalıbımla baskı işlemini yapacağım. Bir gömlek üzerine çalışacağım. Gömlek kumaşı daha çok keçeye benzer bir kumaş. Hemen şimdi işleme geçiyorum. Çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Burada kumaş boyamız, önceden strafor tabağımızı hazırlıyoruz ve süngerimiz var. Şimdi şu şekilde süngerimizi boyaya bastırıyoruz. Daha sonra linol baskı kalıbımızın üzerine, ki kalıbı kendim hazırladım arkadaşlar, hazır değil, kumaş boyasını tamponlayarak vuruyoruz. Şu şekilde güzelce her yerine boyayı yediriyoruz. Her yeri boyayı alıyor. Hatta bir kez daha süngerimi boyaya bandırıp tekrar baskı kalıbıma vuruyorum ki boyayı iyicene almasını istiyorum. Çünkü bastığımda linol baskımın ve tahta baskının en önemli unsuru, özelliği, baskı kalıbında yüksek olan kısımların düzgün bir şekilde basılı çıkıyor olmasıdır. Bakın, tamponladım süngerle beraber kalıbın üstüne boyayı. Şimdi yerleştiriyorum gömleğimin üstüne ve dümdüz koymak zorundayım. Kaydırmamam gerekiyor. Kaydırdığım takdirde çift ve kötü bir etki yaratacaktır. Sonra şöyle bir kartonum var. Kartonumu kalıbın üstüne koyuyorum. Ben pres makinesi kullanmıyorum arkadaşlar. Elimle sıvazlıyorum, bastırıyorum. Bu arada grip oldum. Sesimden dolayı çok özür dilerim. Gerek yumruklayarak. Gerek elimle şöyle bastırarak, yani sıvazlayarak da diyebilirim. Kalıbımı iyicene kumaşa transfer olmasını sağlayacağım. Bakalım etki nasıl olacak? Yeterince bastırabilmiş olacak mıyım? Evet, şimdi kartonu kaldırıyorum. Evet, sürpriz. Bakalım. Şöyle tutuyoruz. Pat diye kaldırıyoruz. Evet, çok güzel çıktı arkadaşlar. Hemen size şu şekilde göstereyim. Evet, şunları da ıslak mendille silebiliriz arkadaşlar. Böyle şeyler olabiliyor. Daha sonra arkadaşlar, kuruduktan sonra üstüne tülbent koyarak ütülüyoruz buharsız bir şekilde. Arkasından da ütülüyoruz ve artık kullanıma hazır. Dileyen 30 derecede narin bir şekilde makinede yıkayabilir. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Ben kurutmalı makine kullanıyorum. Onda dahi herhangi bir şey olmuyor. 24 sene önce yaptığım çalışmalarım dahi hala etkisini pırıl pırıl devam ettiriyor. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgiler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.